Adeta Evet, doğu. Abdurrahman abinin eniştesine geldik, ablasına. Böyle çiftlik evleri var. Enişte de bize erik toplamış dalından. Fosunu verebileceğim. Bugün değişiklik olsun dedik. Deniz rüzgarlı. Kışa doğru da ayva toplamaya geleceğiz de. Öyleymiş, kışa doğru ayva varmış. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Erikler bitti artık. Sonuna geldik de. Şöyle arılar var. Semizlik, biber ekilmiş. Orada da bir tek erik var aslında. İncir ağacı, nar ağacı, erik ağacı. Yemiş. Asma. Semaver hazır. Fırın var. Ayvalar burada. O çilekler de var yerde. Ya abla gel bak hiç yap. Ya öyle geçelim. Kirazlar var. Yine ayva, elma ağacı var. Şeftali var. Bir havuzları var. Murabit ağacı var. Güzel bir ev. Böyle. Kuyumuz da var. Bugün çok rüzgar olduğu için denize gidemedik. Köye geldik. Yan taraftan dere akıyor. Orada kazlar var galiba. Onları da çekelim. Yemiş ağacı var. Bugün kaçamağımız Ortaca köyüne. Balıkesir'e bağlı. Balıkesir'in 20 km uzağında olan bir köy. İyide ağacı mı zeytin ağacı mı? İyide ağacı herhalde bu. İyide ağacı da var. Koruklar olmuş.
serin bir köy. Bu yaz sıcağında iyi güzel gidiyor. Hadi görüşürüz bakalım. Evet, baklavalarımız da geldi. Babam erikleri götürüyor. Nasıl erik, güzel mi baba? Güzel, çok güzel. İyi hadi. Enişliğin eline sağlık. Çok güzel ekmiş bunları. Hadi bakalım. Sen esas ayvaları göreceksin. Öyle. Ekmek ayvası. Öyle mi? Ben de diş yokayım ya, hiç bahsetme. Siz yaparız, komposta yaparız sana. Kolayını var, şey yapıyoruz. Fırında pişiriyoruz. Tamam, güzel oluyor. O zaman yumuşar. Yumuşuyor, güzel oluyor. Tatlıları artıyor böyle. Hayvanın böyle. Ayva tatlısı oluyor. Sıcak sıcak oluyor. Tatlı güzel reçelini oluyor. Yapıyorlar. Nasıl kompostasını yapıyoruz. Afiyet olsun Oto. Sağ ol, hep birlikte olsun. Tamam. Evet, serinde oturmaya devam ediyoruz. Emine abla da geldi yanımıza. Şöyle gerçekten. Abdurrahman abinin ablası. Abla kardeş oturuyorlar bayramda. Hava da çok güzel esiyor şöyle. Tabii asma altında. Şeyi çektim mi Abdurrahman'dan, şu şeyimi çek. Çiçek. Çiçek değil mi? Yıldız çiçeğimi. Yıldız çiçeğimiz de var. Onu diyor şimdi enişte sabahleyin. Bir tane gün oraya ekeydim. O köşeyi. Bu da pembe pembe açacak. Ben yaparım hem. Şimdi otursun babam. Dut toplamaya gidiyor. Tamam, dut toplamaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Baba otur sen burada. Evet. Geleceğiz biz. Tamam. Çiçekler de çok güzelmiş. Bu neymiş? Bu ne şey? Mine çiçeği gibi. Bilmiyorum ki o mine mi diyorlar. Bir şey diyorlar ama ben de bilmiyorum. Çok güzelmiş. Leyleğimiz de burada. Bu kuyu sahte de. Sahte mi? Sahte. Ha, bu görselmiş sadece. Altı yokmuş, altı boş. Enişte çok fazla koparmaya gerek yok ya. Bir iki tane oldu mu tadımlık yeterli. Çektim onları ben. Şu dalda güzel şeyler var. Abdurrahman abi sen Abdurrahman gel. Topla bakalım. Ben de karşıdan ben çekeyim tutayım. Sizi. Ben tutayım bunu, siz bunu toplayın. Hadi bakalım. Nasıl tamam bana. Tam babanın istediği gibi ama Mehmet abi. Hadi bakalım. Çok güzel ya. Ne tatlı. Babam ekşimsirak olanları seviyor. İşte bu çok güzel. Bunu çok sever. Şu yaprağın arasında var. Evet, gördüm. Arkada var. Şu tarafı da geçirebilirsin. Oradan geçirebilirsin. Şu büyük yerde var. Ötekini geçirebilirsin. Şu yukarıdaki şeyde dalda var. Dur onu şapakta. Değil mi ben şöyle? Evet, tamam. Tamam. Onu bırak. Tamam. Bıraktım. O şöyle alttan alttan ben de çekeyim de. İzleyenlerin de canı isteyecek ya dutları gördükçe. Adresi veririz. 20 Haziran bugün. 2024. Günlerden Perşembe. Oo, yeter ya, yeter. Bizden sonraki misafirlere de kalsın. Şu dalayı da tamam. O şunda da. Yanım. Tamam ben tuttum. Rüzgar olduğunda sinek de yok. Hı hı. Şurada da var. Gördüm. Karşıda var burada. Hop, bir tane. Boyanmayın. Ben tutuyorum. Düşürme. Çok fazlaya gerek yok. Yeter, yeter hadi. Dur, şurada var bir tane. Tamam. Bizden sonra bir başkaları da gelir, onlar da. Nasıl tanısınlar? Tamam. Tam babam istedi gibi var. Hadi bakalım. Gel işte. Şöyle yakın çekim yapalım bir dutlara. Bak, elmaları da çap. Bunları gösterdim zaten. Elmalar da hazır. Ben bunları saplarıyla yiyorum.
Öyle mi? Sapları da yararlıymış. Bir şeyin. Söyle şunu. Vişnenin, kirazın sapını şey yapıyorlarmış. Kaynatıyorlarmış, içiyorlarmış. Bir şeye iyi geliyormuş ama neye iyi geliyor bilmiyorum. Bir araştırmak lazım. Yemiş ağaçları da var, incirler de. Tavuklarımız da var. Gördün mü tavukları? Karşıdakiler sizin mi? Dur bakalım. Ne? Beyaz bunlar ya. Kireç mi olmuşlar, ne yapmışlar? Oh, yumurtlayacak bazıları yatıyor. Bilmiyorum gözüküyor mu da. Yumurtlayanlar var mı? Gözükmüyor yumurtlayan. Hadi bakalım rahatsız etmeyin de yumurtlasınlar. Patlıcanlar da var bahçede. O da farklı mı enişte? Bu da çok farklı benim. Şurada var. Bir, bak şu yaprağın altından alıversen. Sen al ben döktüm. Bakayım bir doğru yer mi? Bir altındaydı galiba o yaprağın ama. Heh, orada bak saklanmış. Numara büyüklüğüne baksana. Hı-hı. Karşıdan gördüm ben onu. Kapıyı yine kapatalım. Bunlar patlıcan diye biliyorum ben, doğru düşünüyorum. Evet, patlıcan. Şu sağ taraftaki kabak mı oluyor? Kabak. Evet. Patlıcan, kabak. Tam da güneş tepede. Asmadan çok güzel çardak olmuş. Ekşi mi tatlı mı? Ekşi. Tatlı kap. Hadi beğendim. Bakalım. Ayhan amca tamam. Beğenecek mi? Ya sen biraz o evdeki kavun tohumlarından enişteye versene. Olur, getirelim. Ve Apo'ya verelim. Apo daha nereye çok... ekeceğim? Ya 3 tane ek, belli olsun ne olur. Hadi bakalım. Nasıl, beğendin mi? Şöyle şunun içine at artık kalanını da. Apo bir tane kağıt yırtıversene oradan. Babam oraya koysun çıkanları. Yiyemezse. Sonra da sıkıştıralım uçmasın. Tamam be. Teşekkür ederiz enişte. Dedi. Hadi bakalım. Dutlara dalalım. Her şey işte dost da güzel. Evet. Ya biz de işte. Evet. Hani diyorlar ya, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül yani. Sohbet ister kahve bahane. O muhabbet bizimkisi de. Bizim orada kırmızı kahve vardı. Şeyinde o yazıyordu duvarında. İçeride yazmışlar. Atasözü gibi. İnşallah bizim zamanımıza da gelir Mehmet. Valla nasip abi. Üç düzüm var. İnşallah nazar olmasa bu sene. Geçen sene bir üzüm vardı. Deveğin tanesi 3 kilo gelirdi. Öf. Fakat bir yağmur. Bitirdi mi? Dalında çürüdü hepsi. Bu sene bilemiyorum artık ilaç. Dün sabah şey yaptık. İlaç attık. Hı hı. Komşum atıyor, bakıveriyor işlere. Göz taşı diyorlardı. Hatırladım bilmeli bile. Atıyor bu. Orada ileride bir tane üzüm var. Hı hı. O şey üzüm. Yenmiyor ama pekmezi çok güzel oluyor. Siyah üzüm. Hı hı. Karadeniz üzümü diyorlar. Sert kabuklu. Arılar da zarar veremiyor onlara. He. Kalınlar, kabukları kalın. Biz ondan pekmez yapıyoruz. Geçen sene 20 kilo yakın çıktı oradan. Oo. Maşallah. 2 kilo falan pekmez oldu. 2-3 kilo bir şey oldu. Dün Hava ablayı uğradım ya. Geçen sene de kızılcık yapmış. Hı. İçeceğim de. Sorulur mu dedim ya. Doldur hemen. Bak bunlar iyi, bunlar ayrı, bunlar ayrı. İki çeşit. İyi şunlar bana. Tamam. Siyah çünkü yaramadı. Koyu renkleri babam pek yememesi. Beyaz yerine. Da vardı orada. Olsun, ben bir tane tattım ya, yeter. Yeter. Beyaz, yarısı beyaz oldu. Biz yeriz. Ana dut, onun anası ama tatlı. Bu şeyi seviyor, kara dutu seviyor da çok yiyemiyor işte, sadece tadına bakıyor. Tatsız. Biz de bunu seviyoruz. Şeyde, neresi, öğrendim onu. Havranla mı? Ekmek alıyoruz ya. Ne oldu? Gürede mi? Ha, Gürede. Köylü kadınları şey getirmiş, dutları eline almış. İki kova beyaz var, bir kova siyah var. Gel vereyim, gel vereyim, 100 lira dedi kovasına. Vermem dedi, 50 lira vereyim dedi. Mehmet geldi bu sene, şey yaptı. 70 lira mı ne aldık, 60 lira evet, mı ne? Bayağı bir 2 kiloluk şey, yoğurt, 1,5-2 kiloluk yoğurt kovaları ama var ya onların ama ağzına çok, kadar. Çok gidiyorlar onlar. Ondan sonra daha köylerinden geliyorlar. Şey yaptı. Ver dedim, hemen bana beyazını veriyor, hop dedim, siyahını vereceğim.
Ya o da güzelmiş. Evet. Ekşi ama ekşi. Tam tamam. İstediğiniz olsun. Tamam. O bana beyazını vermeye kalkıyor. Şurada başka bir tane daha tut var. Şurada ters tut var bizde. Ters etliği yapıyor. Onun da ama kuşlardan baş edemiyorsun. Sık oluyor bir de. Bir türlü budamasını da beceremedim. Evet. Üzerinde vardı ama tek tük ellerini şey de çok güzel, ağacı yani. Çok güzel değil mi? Böyle akıyor gibi böyle su şelale gibi. Kopardığım zaman elde elleri kapkara yapıyor. Kapkara yapıveriyor. Ya bu sene kiraz bahçesi var gelinin bizim. Bacanağın oğlunun. E ondan sonra kuşlar yedi diyor kirazları. Öyle demiyor mu mesela? Evet, kiraz kalmadı. Erik getirmişler dün. Bardacık eriği diyorlar ya, onlardan aldık. Bizim de şuna başlayacaklar artık. Arada döküyorlar. Bakıyorum ben galiba sabahları bakıyorum saksağın. Şey saksağın diyorum. Kara tavuk. Geliyor buralarda tüm katıyor. Geliyor ağaçlara. Korkmuyor. Konya'da çok saksağ. Kaçmıyorlar da. Sabahleyin de bir böç yap. Kalk 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 kalk. Bakalım şey, bildi adam evin önünde beyaz kiraz varmış. Onu çekirdeklerden getiriyor. Beğenmiyorum ben beyaz kiraz. Kiraz dediğin zaman aklıma beyaz renk geliyor. Beyaz kirazı ben şey yapmadım. Yerken de sevmedim. Ama Eyla da iklime ama şey bundan daha ki. Hiç boş yapmam diyor. Bunu nasıl oluyor bir şey? İşte kiraza daldı. Domatesler çiçek açmış. Semizlik çok. Tapu. Yemiyorsun ya. Yok. Sen de yama. Tamam. Emmizi çekme. Bunlar ekşi olabilir ama bilmiyorum. Ben daha hiç yememiştim. Bir bakalım. Güzelmiş tutlar. Ekşi. Seven için ben de severim de. Ondan vişne hoş şurubu yaparız. Konya'ya gitmeseydin canım şey istiyor. Bu ekşi etler var ya, pazara getiriyorlar köylüler. Hoşap yapayım diyordum ama Konya işi çıktı. Başlamış satıyorlar. Ne zaman içersiniz? Cumartesi, pazar günü saat 11'de. Cumartesi pazarından al. Yetiştiremem işte. Anca götürün orada yaparsın. Eşyala gitmek zor olur. Uzun arabadan gideceğiz ya. Hani şeyle... Kendi arabamızdan gitmeyeceğiz mi? Otobüsten tamam. Gideceğiz. Şimdi Neşat eniştenin motoruna bakmaya da gidiyoruz. Bakalım çalışmıyormuş, akülerden mi değil mi? Akünün birisi gidikmiş. Bir de ona bakalım gelmişken, fırsatımız varken. Bayağıdır duruyor herhalde. Vallahi işte. Hiç şartı yoktu, şartı yok. Tamam, oradan bayağı bir şey olmuş. Dikkat et, biri kırıyorsun abi. Sol arka tarafta gibi var, kırılmasın. Oyu da bir şey yapıyor. Apo sen bir el at bakalım. Onu tarafa kaldıralım. Heh şöyle. Öyle bir şey ki konuda da. Apo sen önden kalktırırsan daha mı kalıyorsun? Tamam. Dikkat et, arkası çarpacak duvara. Tebelemeyelim. Bir daha attır. Arka tarafını atla. Gölgeye doğru biraz daha. Yani gölgeye getir de var, gölgede kontrol etmek daha kolay olur. Hadi bakalım bir açalım. Ben sana evet. Eski akıyı kalktık çalıştı yerine. Ben? Evet, enişte çekiyorum. Gidecek mi acaba? Şarj istiyor. Şarj istiyor. Arabaya çarpma. Oradan kalktırmak gerekecek herhalde. Kendini taşıtır ya. Aa, yok, sen en azından kendi taşısın yeter ya. Taşır.
Tamam. En azından sorunu bulduk yani aküden. Yani. Ama bu aküyü şarj edince kendine gelecek sanki ya. Kendine geliyor ama işte çabuk bitiyor. Dolayısıyla yarı yolda bırakıyor beni. Şu şarj yerini takmamız lazım. Şarj soketi boşta içinde. Vidalarını takalım. Ben hallederim abi. Hiç sen kafanı yorma. Onları hiç. Ben zaten aküyü onu toplamayacağım şimdi. Ben onu şimdi şarja buraya bağladık mı? Bağlamadık işte, onu bağlayalım diyorum. Onu bağlayalım sadece. Hı-hı. Şu soket. Onu takalım, sadece onu takalım. Sen şöyle tak abi onu. Ben bunu tutayım daha kolay benim için. Yani öyle bir şekilde. Oralarda da bir temassızlık yoktur inşallah. Lambı falan yanıyor mu şarj falan yaptıktan sonra şey ekranda var mı bir şey? Ekranın göstergelerini çoğunu iptal etmişler herhalde de. Bir kontrol et bakalım o şarj şey oldu mu, soket doğru yerinde mi? Evet. Ya da sen çek ben kontrol edeyim hangisi. Bu doğru da. Doğru tırnak geçmiş. Tamam. Tamam. Bunun vidaları var. Aküyü ben böyle yatırdım ama altına bir şey koymadım. Tamam. Ben şimdi şarja. Şarj et de en son bakarsın vidaların olmazsa. Tamam. Şunu üzerinde vidaları. Tamam. Burada duvarda tamam. Vidalar var. Tamam. Ben hiç görmüyorum. Bir şey daha öğrendik değil mi? Görüyorsun yani Mehmetciğim. Bir şey yapmadık ama işte. Ama bir şey öğrendik. Neymiş? Öğrendik işte. Ne öğrendik ben anlamadım daha. Nasıl öğrenmedin? 60 voltu bulmadan açmıyor devreyi. 60 volt gibi. Yani 48 voltla olmuyor. 48 volt olmuyor. Tamam. Onu biliyoruz canım. Artık öğrendik onu da. Şey açık değil mi sigorta? Açık evet. Tamam. En azından bir şarj şeyi olsa, göstergesi olsa, evet. Şey olsa. Neyse bir işler yaptık, işe yaradık en azından. Eriklerin hakkını verdik, yediğimiz eriklerin hakkını. Üç aletimizi de alalım. Yok abi. En azından hareket ya? Etti. He? Kendi aksını bağlayınca hareket etti en azından, onu anladık. Şey, şarjı kesti, şeyi kesti mi? Az üstünde şarj yetmiyor. Toparlayınca belki düzelecek, şarja bağladık bakalım. Yavaş yavaş gitmeye başlayalım istersen, gitmeye yeltenelim bir. Tamam. Çok da güzel serin ama. Temizlenelim sırayla. Çabuk belli oluyor ya. Kirleniyor. He? Kirlendik mi? Kirlendiniz tabii ya. İşçilik tamam. Böyle olur. Tamam. Ben ama bak bu kirler duttan yalnız. Onu söyleyeyim. Duttan biraz daha dut yiyelim o zaman. Çok çalışmış gibi oluruz. Evet hemşire, en azından hareket ettirdik ya. Evet. Bir şey yapmadık ama hareket ettirdik. Evet akşamı yaptık. Akşamı yaptık de diyor Apo. Şöyle. Komiteyi motoru çekelim. Da tamir ettik. Tamir etmedik de işte en azından arızası sanki aküdenmiş. En azından aküyü alınca düzelecek. Ben büyük bir ihtimalle o şeyi de alabilirim yani 20 amperlik. Tamam, bir denersin olmazsa. Evet Apo, seni yolcu mu açacağız bu hafta? Evet. Ne tarafa? Konya. Konya mı? Hadi bakalım, bize Mevlana şekeri getirirsin orada. Tamam. Babam da hazır. Yavaş yavaş yolumuzu tutalım. Teşekkür ederiz bizi ağırladınız. Ne ben demek her zaman şöyle. Bekleriz başımızda. Işte. Valla geçen sene de geldik, bu sene de geldik. Bak, önceki sene de gitmiştik. Ayvalar olduğu zaman Şevtaş daha... Abdurrahman ne kadar kalacaksın? Çok kalacaksın mı? Hiç bir üzüm değil işte. Bakalım üzüm geliriz yine ya. Üzümler olsun şuradan dağılınlar. Geçerken Apo'yu da alırız Konya'dan. İnşallah. Yolumuzun üstü. Yani. Balıkesir, Konya yakın. Öyle. Kirazlardan atattın baba, güzel mi? Vişne onlar. Vişne mi? Ekşili. Ekşili vişne. Dokunmaz mı? Ha, iyi hadi bakalım. Vişneleri de yedik yani. Ha, yedik ya. Allah razı olsun. Kesinize bereket. Bugünlük bu kadar. İncir zamanı da incirimiz bol oluyor. Hı-hı. Bizde de oluyor. Akıl tanıdıkların bu dağda incirleri var. Şeyde incir olduğu zaman bak Yunus'un kümesinin dibinde bir tane incir var. Küçük, siyah incir. Kara incir ha?
Bizim burada dekiste siyah, bak şunlar. Hı hı. Küçük, onlar da çok güzel. Farklı bir incir. Evet. Bayağı da iri oluyorlar. Akşam olur. Valla bizim şey, ağaların şeyinde, tarlada var tepede. Ben bu bisikletle bir çıkıyorum yukarıya, bir kova doldurup geliyorum. Kimse, herkes gidemiyor yukarıya. Bu kendi elinden çıkmış, hem onların kümesinin dibinde. Geçen sene, yani benim buraya getirdiğim incir, 5 kova getirdim. 5'er kilo olsa 25 kilo. Hep dağıttık, yedik yani. Şeyde, köylü köyünde, Balıkesir'in köylü köyünde üstü incir ağaçları dikmiş arkadaşlar. Satıyor. Bizim buradakiler satılmıyor. Gidip geçen sene ben toplamaya gidemiyorum. 80 lira kilosunu toptan veriyorlar. Doğrudur. Evet, herkes baksın. Bizim akrabaların kendi tarlasında. Mehmet, o arkadaş da böyle bir mantık yürütmüştü değil mi? Erişemediği voltajla ilgili. İşte gerilim seviyesi yeterli gelmiyor olabilir dedi. Bu sar kendini korumayı aldı. Ya da belki hani açması için bir şey var orada. Zener diyot var 60 voltun üzerinde. Devreyi tamamlıyor. Yani bu tahmin et bizimkiler zeneri şeyi falan ya, da. Ya tiryak mıydı? Ben onu işte tristör müydü? Tiryak mıydı? Trans. Bir tane eleman var. Bacağına verdiğim voltajın, voltaj gelmediği müddetçe açmıyor et kapıyı. Hı hı. Bütün sistem öyle çalışıyor. Bazıları sürekli bir voltaj istiyor, bazıları sadece tetikleme voltajı istiyor. Bu sürekli istiyor. Sürekli isteyenler genelde transistör veya o grup. Tam adını ben tiryak, transistör, o son hattan unuttum iyice artık. Uğraşmıyor. Biz de, ben de çok uzun zamandır. Elektronik çizgiyor ya da artık çok fazla ilgilenmiyoruz parçalarla. Diyak mıydı? Tiryak. Diyak diyotlu. Neyse bakalım. Çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş yola çıkalım biz de. Hadi bakalım. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. İnşallah. Hoşçakalın. Ayağınıza sağlık. Tutak radyodur şimdi. Tutak radyo. Tutak radyo mu? Radyo mu? Ağaç kenarında büyümeye. Tamam, buradan radyo. Çalışmıyor şu anda. Arıza yapmış. Baştan söyleseydin ya. Bakardık falan dermiş. Bir dahakine hadi bakalım. O çalışıyordu, ne oldu bilmiyorum. Kendi kendine orada durduğu yerde susmuş. Hadi sen önden geç baba. Apo, sen de babamı kontrol ede yavaş yavaş. Ben de arkadan sizi çekeyim. Ben bir şeyler getiriyorum. Hayır gidiyorum. Olmuş artık, koymuş. Şurada. Evet. Kapının onun önünde o zaman. Yok gelin ya, dönün. Baba ya. Dön bakalım geriye. Yok değilmiş, kuyu yokmuş. O süsmüş bu bak. Sahteymiş o. Sahte. Yapmış artık ya. Hadi dön geriye bir daha. Dön bakalım. Böyle misafirlik olmaz ama ya. Şimdi mi? Böyle ev sahibi olmaz. Çok masraflı olduk. Olmaz. Hayır. Vallahi bir şeyler gelmiş. Ne bileyim ben. Ne bunlar, koruk suyu mu yoksa? Bilemiyorum nedir. Bizde bazen değişik şeyler bulunuyor. Alat suyu bile bulunuyor. Alat suyu var ama alat suyu benim rağbet görmedi herkes. Kimseye pek vermedim gerçi de. Şeker isteyen var mı? Ben istemiyorum. Şeker isteyen var mı? Bunlarda şeker yokmuş. Neymiş abi bunlar? Koruk suyu mu? Erik. Erik koşu. Ya, İstemez. Teşekkür ederiz. Ya bunlar çok güzel. Biz babamla birer bir tabaktan şey yerdik ya. Tamam bakayım, hadi. Kesinize de git, kalkamadık. Zengin kalkışı yaptık. Hadi baba önden. Sen geç. Abdurrahman abiyle biz de seni takip edelim. Başka şey istemiyoruz artık. Başka bir şey çıkmasın. Bir daha pijamalarımızı da alıp gelelim böyle bu kadar hürmet olunca. Hadi Emine abla, teşekkür ederiz. Güle güle. Hadi görüşürüz. Her zaman bekleriz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Güle biz bekleriz. Teşekkür ederiz. Hadi gene görüşmek üzere. Abdurrahman. Görüşürüz abi. Göreceğim önemli. Gidecek misiniz ya? Ha? Görüşemeyecek miyiz? Bilmiyorum işte bak. O 11'de bileti aldık. Ne gün? Pazar günü mü? Cumartesi gidecek. Cumartesi mi? Vallahi bilet aldık. Hemen kapat ola kapıyı. Sinek çok. Bu taraftan bil senden. Aslında şey ama 5 bin bir parça oldum da.
Hemen klimayı açalım. Teşekkür ederim. Yine yorgunun içinde koyayım mı?